Ay valla şok oldum ya. İsmini vermiyor, önemli iddiaları varmış, bir kadın izleyicimiz hattı. Alo. Alo. Merhaba, buyurun dinliyorum. Merhaba. Bu ben Sibel'i aşağı yukarı 5-6 seneden beri soruyorum. Burada bir geziyor devamlı, devamlı sürekli adamları avlıyor. Adamların avlamaktan paraları yapıyor, bankadan gönderiyor yurt dışına. Bu hep adam aldatıyor burada. Evleneceğim diye dolayısıyla hep böyle erkekleri kandırıyor. Oradan 5 milyar bir tane güzel bir ya da saniye, adam bir dakika, bir sakin olun, bir dakika. Siz Mizya için söylüyorsunuz. Mizya için dolandırıcı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama biz Sibel biliyoruz ismini. Tamam. Sibel diyoruz ya. Siz de Sibel olarak biliyorsunuz. Sibel'i evet, Mahmut de dede takmış o ismi ona. Yok, kim ki, tanımıyorum ki. Mahmut dede Sibel'i takmış. Sibel diyor bize adına. Tamam, biz de Sibel biliyoruz. Ama kadını televizyona çıkınca gördüm. Bizim Adnan babamız var şeyde oturuyor güzel yalıda. Adnan babayı 8-10 milyar dolandırdı. Bir hafta bekledi onu. Adam maaşını aldırmış. Maaşını almış. Maaşı alırken içki almışlar. Devamlı sürekli de içiyor bu. Şey de kullanıyor bu. Yurt dışından başka madde evet, de getiriyor. Evet. Bursa'da güzel yalıda Adnan Bey diye birisi varmış. Adnan'ı sen dolandırmışsın yine böyle sevgili gibi yaklaşarak. Evet, 10 bin lira parasını almışsın. Tanımıyorum. Adnan'ı tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Bu kadın telefondaki izleyicimiz bunu kim söylüyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum diyor Mizya. Siz bisikletçiyi tanıyor musunuz? Cengiz. Adnan babayı çok iyi hatırlıyor. Adnan babanın evine sürekli müşteri götürmüş bu. Sürekli. Adamları getirmiş götürmüş. Getirmiş götürmüş. Hayda. Adnan baba. Adnan baba. Tanımıyorum. Adnan baba sizin tanıdığınız tanıyor. Mı? Tanıyor. Siz Adnan tanıyor Bey. Adnan baba. Tanıyor musunuz tanıyorum. Adnan babayı? Güzel yalıda. Siz hatırlatın bir hanımefendi. Tanımıyor Mizya? Adnan baba kimdir? Akraba. Tanımıyorum diyor çünkü Adnan babayı. Tanıyor. Ben Adnan babanın telefonunu vereyim ona. Onun telefonunda vardır o. Bu kim ki? Siz de Adnan babayı siz söyleyeyim. Adnan babanın neyi oluyorsunuz siz? Akrabası mısınız? Ben yakın komşu oturdum orada. Oradan tanışıyoruz yani. Komşulu. Ha, komşu. Yakın komşu oturdum ben orada. Bir şey söylediniz siz. Dediniz ki adamlara ilaç mı getiriyordu dediniz. Bir şey getiriyor dediniz. Ne veriyordu dediniz. Onu bir de içiyor dedi. Sürekli adamları bayıltıyor diye Adnan baba kendi söyledi bana. Bayıltıyor, getiriyor. Nasıl bayıltıyor? Ayda ya, nasıl Sibel, bir ilaçla? Sen böyle şeyler mi yapıyorsun? O zaman Mahmut amca... Pardon, nasıl getirdi? İlaçlar getiriyor? Bayıltıcı ilaçlar mı? Kalmadan diyor, paralarını diyor, adamlar diyor bir saat sonra ayırıyor. Hayır yalan. O zaman gelin buraya. O kadar hakaret yapamazsınız bana. Gelin buraya anlatın. Adnan baba. Bu kadar da olmaz. Gelsinler o zaman buraya. Adnan Bey Adnan bağlansın. Öyle yani, bu şimdi iftiradan başka bir şey olmaz. Evet, Adnan Bey bağlansın bence. İftirada. Adnan Bey'i arattırıyorum ben şimdi size. Size rica ediyorum. Buraya çağırın, buraya gelsinler. Tamam, arattır. Adnan babayı bir arasın benim arkadaşlarım. Evet. Tamam. Mizya, peki ölüm gecesini ben bak. Hayır, sen gelsinler. Sen bu adama enerji içeceklerini sen mi veriyordun? Olur mu canım ya? Kime ne enerji vereceğim ben? Ne bileyim ama, yani siz. Olur mu öyle ama şey? 83 yaşında adam bilmez ki enerji içeceği. Ama bir şey öyle bir adam mı? Enerji içeceği. Allah, öyle bir şey olur mu ya Allah aşkına? O yani geceyi bize ben tam... Hep sen, suçlu bak, Sibel, yok Sibel. Hayır, merak etme. Şey anlamaya çalışıyor. Sen bize o geceyi yani başından sonuna kadar güzel bir anlat, bilelim daha biz. Tamam, onu anlatıyorum da anlattığımda tamam. Böyle müsaade etmediniz. Tamam, dinliyoruz. Yani, kusura dinliyoruz bakmayın. Mahmut'un olesi ya, Mahmut'ta hiçbir şey yokuydu. Mahmut dört dörtlük idi. Kısıtlamaları var idi. Geçen sene kısıtlamalar günlerimiz tamam var idi. Ben gitmişim tamam Bursa'ya. Mahmut kalmıştır yalnız. Yani 2-3 gün önce ayrılmışım. Tamam. Ben gitmişim. Bu arada kısıtlamalar oldu. Mahmut akşam, cuma akşam beni aramıştır. Cuma akşam beni aramıştır. Ne zaman gelirsin, ne zaman gelirsin? Mahmut dedim bu akşam gelemeyeceğim. Pazartesiye kadar gelemeyeceğim. Kısıtlamalar sokağa çıkma yasakları vardı. Sokağa çıkma yasak var. Tamam. Tamam. Saat 7 sabah. Hiç unutmam. Geçen sene 25'inde, 25'in Şubat'ında. Tamam. Anahtarı vardı, bana vermiştir anahtarı. Geldim, kapıyı açtım. Mahmut. Odama girdim, bir baktım, hareketsiz gördüm. Polisi aramak istiyorum.
Konturum yok ama kontursuz da aranılıyormuş, haberim yok. O telaşta ilk defa gördüm, o, yani hareketsiz insanı ilk defa gördüm. Peki hemen ölmüş. Bilmiyorum, sabah saat 7'ydi. Tamam. 7'ydi. Telaşlıyım, böyle soğukuydu yani. Hemen koştum atölyeye, atölye vardı onun çocuk şey... Neyse. Osman Bey, bana siz getirdim. Değil misiniz? Anahtarı bana getirdim. Anahtarı götürdüm. Bir bakıyorum, Osman da normal şekilde, yani şimdi bakıyorum, yani yakın kişiyi bakıyorum. Osman'a karşılaştım. Osman dedi, babamız böyle böyle vefat etmiş. Anahtarı var mı sende dedi, var dedim. Verdim anahtarı, doğru mu? Doğru. Verdim anahtarı. Abi Osman da gitmek istiyor ya, ben dedim ki ben de geleyim. Ben de geleyim de polislerle birlikte. Lafımı bitirebilir miyim? Evet, evet. Ben de geleyim. Yok dedi, seni gelmeye gerek yok. Ama ben Güzelyal'dan ayrılmadım akşama kadar. Neden ayrılmadım? Olur ya, arayan olur, bilmem ne olur. Ayrılmadım. Ondan sonra akşam oldu, akşam zaten soğuk oldu. Soğuk oldu, ben Bursa'ya gittim. Arayan olmadı yani yeminiyetten. Ben... Baktım, oradan gittim, inek istilamaları yordu. Rahmetli toprakla verildiğinden sonra, 2-3 gün sonra ini aradılar beni. İşte Mudanya'dan polislerden beni aradılar. Tamam, sen... Aradılar ve ben niye gelemedim? Sizin ifadeyi vermek için. Mahmut dedenin yanında olduğunuzu görenler varmış. Hayır, ben yanında değildim. Emin misiniz? Eminim. Yani sen sabah geldin, kapıyı aç. Benim şahidimde var. Sen... Ben kimin yanında olduğunu onu da... Ben... Peki niye bu adam öldü bir anda? Onu bilemem. Bu kadar sağlıklı diyorsunuz, iyiydi diyorsunuz. Ben yanında değildim. Sen sabah geldin, kapıyı ben açtın. Ben yanında olsaydım ben onu hastaneye götürürdüm. Ya da bunlarda aradım, nasıl koştum. Nice, atölyeye onunla giderdim. Nice, şunu anlamaya çalışıyoruz. Sen geldin sabah, kapıyı açtın, girdin, adam ölü. Aynen öyle. Bu kadar şahit. Aynen öyle. Gece onun yanında kalmadın. Değildin. Değildim. Tam onu öğrendim. Değildim. Ya sabah ben atölyede koştum, anahtarı getirdim. Ben de oradan ayrılmadım. Yine ki istilamalardım oldu. Emniyetten beni aradılar. Ben de gittim. Bugün gelemem dedim. Emniyetten beni aradılar ki istilamalar var idi. Tamam, istilamaları. Ben gelemem demiştim. Sabah çünkü cezası peki? Olur yolda cezası olur diyerekten tamam, gidemedim. Tamam, sabah 7'de niye gittiniz? Nasıl? Niye sabah 10 saatinde gittiniz Mahmut dedenin yanına? Akşam beni aramıştı ya. Tamam. Akşam gelemeyeceğim dedim. Sabah gittim. Kısıtlama kalkınca gidiyor. Sabah girince, kısıtlama kapı, bitince cevap sabah vermedi diyor. Bana. Aradım, cevap vermedi. Merak ettim. Her zaman cevap verirdi. Merak ettim. Peki siz ölmeden yani kaç gün önce, bir gün önce mi konuştunuz? Hayır, 2-3 gün olmuştur yani ayrılmıştım. 2-3 gün yok idim. Konuştuğunuz herhalde. Ya cin gibiydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.